Herkese merhaba sevgili dostlar. Asırlardır beklenen bir konuyla bugün karşınızda olacağız. Forex serisini başlatıyoruz hayırlısıyla. Evet. Ben senden şunu rica edeceğim Mustafa, ki zaten tüm videolarında bunu yapıyorsun. Hiç bilmeyen için, Forex'e belki yeni başlayanlar için bir seri olsun. Öyle bir girizgah istiyorum senden. Bilenler, tecrübe sahibi olanlar başta belki biraz sıkılsa da herkes bir seviyede belli bir noktaya gelir, sonra coşturursun. Aynen öyle. Bizim kanalın zaten varoluş amacı o. Ben dedim ya, insanların anlayabileceği dilde anlatmak istiyorum her şeyi. Basite indirgeyerek temelinden başlayacağım. Bu zamana kadar pek çok video çektik. Hiçbirinin çok bileni değilim. Ekonomi konusunda konuştuklarım içerisinde en çok bildiğim şey Forex. Evet. Onu söyleyebilirim. Biliyorum. Ama uzmanıyım vesaire falan filan demeyeceğim. Forex nedirle başlayalım mı? Başlayalım. Forex ya da FX, Foreign Exchange kelimesinden türetilmiş. Yani yabancı para cinsinin birbiriyle takası kelimelerinden gelen kısaltma. Birkaç tane varoluş amacı var. Aslında bir tane varoluş amacı var Forex'in. Birincisi, en temel sistemi, özellikle yabancı para cinsinden işlem yapan ya da yabancı emtialarla, ithalat, ihracat söz konusu olan emtialarla işlem yapan şirketlerin küçük teminatlarla büyük risklerini sıfırlamak için kullandığı bir sistem aslında. Riskini hedge ediyor. Nasıl? Sen dolarla iş yapan bir şirketsin. 7 ay sonra dolar ödemen var. Bugün dolar 7 lira. 7 ay sonra dolar kaç para olacak biliyor musun? 5 de olabilir, 9 da olabilir. Peki sen şimdi hesabını 7'ye göre mi yapacaksın? 12'ye göre mi yapacaksın? 25'e göre mi yapacaksın? 65'e göre mi yapacaksın? Ya da gerçekten 12 olursa, 14 olursa bu aradaki farktan nasıl etkileneceksin? Bunu nasıl ödeyeceksin? Forex'te şu durum var. Kaldıraçlı işlem durumu. Kaldıraçı birazdan anlatacağım. 1'e 100, 1'e 200, 1'e 400, 500 kaldıraca kadar giden kurumlar var. Küçük bir teminatla, atıyorum basite indirgeyerek, 100 dolarlık bir teminatla 200 kaldıraçlı bir işlem yaparsan 20 bin dolarlık bir pozisyon açabiliyorsun. Senin 100 bin dolar ödemen var. Bundan 7 ay sonra. Diyorsun ki ya dolar yükselirse 7 ay sonra ben ödeyemezsem. O zaman Forex'e başvuruyorsun. Gidip 500 dolar teminat gerektiren 100 bin dolarlık bir dolar pozisyonu, dolar alış pozisyonu açıyorsun. Dolar bugün 7 lira. Diyelim ki 7 ay sonra 10 lira. Arada ne kadar var? 7 liradan, 700 bin liradan 1 milyon lira. Yani 300 bin lira gibi bir fark var arada. Evet. Ödemen gereken rakam 300 bin lira gibi bir fazlalığı ödemek zorundasın. Bir yandan oradan 300 bin lira zarara girecekken Forex'te açtığın 200 kaldıraçlı 100 bin dolarlık pozisyonla oradan 300 bin lira kar ediyorsun. Hmm. Yani burada ne kadar zarar edersen orada o kadar kar ediyorsun ve aradaki riskini sıfırlamış, hedge etmiş oluyorsun. Evet. Sen bu pozisyonu aldın. 7 liradan dolar pozisyonuna girdin. Dolar 5 liraya düştü. Oradan 200 bin lira zarardasın. Tabii. Ama ödeyeceğin, burada borç olarak gerçekte ödeyeceğin 200 bin lira kâra geçtin. Yine hedge ettin. Anladın evet. mı? Riskini, zarar riskini de kar riskini de sıfırlamış oldun. Kar riski nasıl oluyorsa. Kar ihtimalini de sıfırlamış evet. oluyorsun. Şimdi bu durum profesyonel traderların ilgisini çekiyor. Küçük teminatlar büyük riskler alarak çok kısa zamanda çok yüksek miktarda para kazanma ihtimal. Hevesi. Bu ihtimal var. Aynı şekilde çok büyük para kaybetme ihtimali de var. Çok kısa zamanda evet teminatının tamamını kaybetme ihtimalin de var. Traderların ilgisini çekiyor. Akabinde de sokaktaki adamın ilgisini çekiyor. Şimdi 3 ayrı kitleyi söyledim sana. Birinci kesim riskini hedge eden büyük firmalar, kurumlar, holdingler vesaire. Forex bunlar için bir hedge mekanizmasıdır. Risk sıfırlama mekanizmasıdır. İkinci grup profesyonel traderlar için profesyonel bir yatırım aracıdır. Yalnız çok risklidir. Üçüncü grup için, yani sade vatandaş için de kumardır. Tam diyecektim, kumar diyebilir miyiz buna? Usta olmayan ellerde kumardır. Usta ellerde büyük riskli bir yatırım aracıdır. Evet. Usta olmayan ellerde kumardır. Yani şansa bağlı. Çünkü yaptığın şeyler profesyonelce olmayacağı için bir kazanıyorsun, iki kazanıyorsun, üç kazanıyorsun fakat dördüncü işlemde bir ters kazanıyorsun. Hepsi gidiyor. Kazandıklarını veriyorsun, teminatını da veriyorsun. O yüzden Forex firmalarının reklamları çıkıyor televizyonda. Alttan hızlıca bir yazı geçer. Forex işlemi yapan kullanıcıların %92'si teminatlarını kaybetmektedir diye. Bunun nedeni bu işte. Tamam, peki Forex yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Nerede yapacağız? Forex işlemi yaptıran aracı kurumlar var. Bunları da ikiye ayırayım basitçe. Bir tanesi legal olanlar, bir tanesi illegal olanlar. Legaller
yurt içinde SPK'ya bağlı, yani Sermaye Piyasası Kurulu'na bağlı kurumlar, bunlardan lisanslandırılmış ve SPK'nın kurallarına bağlı kurumlar. SPK mesela bu riskten dolayı yatırımcılara şöyle kriterler getirdi. Forex çok riskli ve %92'si kaybediyor teminatlarını. O yüzden dedi ki 50.000 TL'den aşağı teminatı olan adam buraya girmeyecek. Yani SPK'ya bağlı yasal bir aracı kurumdan işlem yapacaksan 50.000 TL'den aşağı teminatın olmayacak. Yoksa seni almıyorlar zaten sistemi. Evet. Bir de işte birkaç tane daha uygulanmayan kriter koydu. İşte belli bir süre demo account'la işlem yapacak. Eli alışsın. Falan filan gibi. Ben görmedim uygulayanını. Kaldıraç oranları üzerinde değişiklikler yapıyor risk durumuna ve ortama göre. Yani kimi zaman 10 kaldıraca, 5 kaldıraca kadar düşürebiliyor. Volatil zamanlarda ki insanlar büyük riskler altına girmesin diye. Bu da tabii teminat sıkışması yaratıyor. Onları yine ileride anlatacağım. Burada en önemli şey zaten teminat, kaldıraç hesaplarını iyi yapabiliyor olmak. Evet. Sözleşme büyüklüğü, teminat ve kaldıraç hesapları. Bu videonun konusu değil, önümüzdeki videolarda olacak. Bu arada şey diyorlardı, hani giriş yapıp gidiyorlar videolara. Bitcoin videosuna da bir giriş yaptılar. Evet. Şimdi Forex'e giriş yaptılar. Şunu söyleyeyim, bu giriş videoları aslında birbirine paralel. Bir hesaba bağlı olarak yürütüyoruz bu videoları. Bugün Bitcoin'i anlattıysak, yarın anlatacağımız Forex'e bir temel. Bugün Forex birinci bölümünü çekiyorsam, yarın anlatacağım başka bir şeye bir temel. Petrol videosu çektim ya, orada mesela sözleşmeler, future, option, evet, bunlardan biraz bahsettim. Bunlar hep bir temelin üstüne gidiyor. O yüzden o gözle bakın, birdenbire her şeyin gelmesini beklemeyin. Biliyorsanız sıkılıyor olabilirsiniz, kusura bakmayın, ama bilmeyenler var. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak düşünün. Bilmeyenler için bu temelleri vererek ilerlemek zorundayız. Bitcoin serisi de devam edecek aynı şekilde. Bu videoda zaten bu dakikaya kadar 5 tane daha bir bölüm, ileriki bölümde, ilerleyen bölümlerde diye açıkta Forex, parantez açtım. Forex o kadar çok anlatacağım şey var ki. Hani aracı kurumundan tut, sözleşme işlemlerinden tut, işte risk analizi, teminat büyüklüğü hesapları, kimler Forex oynamalı, kimler Forex oynamamalı. Bu arada Forex oynamak oynamamak diyorum ya, aslında bu bir oyun değil yani. Evet. Sadece ağız alışkanlığı oynamak diyorum. Ben az önce Forex yapmak diye bir kelime seçtim ama. Yatırım aslında. Evet. Forex de yani yatırım yapmak. Forex işlem yapmak. Diye. İşlem yapmak en güzeli. Evet. Konumuza dönecek olursak, işte SPK'ya bağlı aracı kurumlar üzerinden işlem yapabiliyorsun Türkiye'de. Bir de yurt dışı tabanlı aracı kurumları var. Onların da kendi arasında ikiye ayrıldığını söyleyebilirim. Bir güvenilir olanlar, bir güvenilir olmayanlar diye. SPK'ya bağlı aracı kurumlarda paranızı alamama, paranızı hiç edilmesi gibi riskler yok mesela. Alıp kaçamaz adam. SPK kontrolünde. Evet. Ama yurt dışında firmadan oynuyorsun. Adam alıp kaçabilir. İllegal bir yer. Kime şikayet edeceksin? Kime şikayet edeceksin? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Soruyorsun işte, senin lisansın ne? Soru Cuma adalarından diyor, bilmem ne lisansım var diyor. Ya o adayı ben ilk defa duydum. Lisansının geçerliği nedir? Evet. İşte kimisi İngiltere'den diyor, kimisi Amerika'dan diyor. Onlar birbirine ayırmak lazım. Forex firmaları aracı kurumda değil aslında onlar. Önüne gelen bir firma açıyor. İşlem yaptırıyor çok karlı olduğu için. Ben bunları kesinlikle önermiyorum. SPK'ya bağlı olan kurumlar dışında Forex işlemi yapmak suçtur. Kabahatler kanununa giriyor bildiğim kadarıyla. O yüzden oynamayın. Oynarsanız da paranızı alamama riskine sahipsiniz. Aynı zamanda işte başınızda hukuki olarak belaya girebilir. Ben söyleyeyim, ben uyarımı yapayım. Evet. Ülke neden istemiyor bunu? Paranın dışarı çıkma durumu var. Tabii. Yani yurt dışı aracı kurumda oynadığın zaman matematik her zaman gerçektir baba. %92 oranda kaybediyorsan buradan ödeyeceğin para %92 oranla yurt dışına gidecek. Devlet bunun üzerinden vergi alamayacak, para olduğu gibi gidecek falan. Yani bizim sıkıntı. İstemediğimiz, en çok istemediğimiz şey dışarıya para gitmesi. Evet. Karşılığında hiçbir şey gelmeden para uçuyor. Yani oyunu iki türlü oynayabiliyorsun. Bir içeride, bir dışarıda. İçerideki yasal, dışarıdaki yasal değil. Dışarıda oynarsan paranı hiç etme ihtimalleri de var. Onlar da yani güvenilirleri ve güvenilir olmayanları var. Evet. Senden sadece bir hesap numarası ya da kredi kartıyla teminat alıyorlar. Sana bir account açıyorlar ve oynatıyorlar. SPK'ya bağlı bir yerde işlem yapmak için 50.000 TL'lik bir sınır vardır. Var. Evet. 50.000 TL düz 50.000 mi, yoksa o 50.000'e karşılayacak kaldıraç oranındaki bir rakam? Hayır, 50.000 direkt TL. Direkt 50.000. Evet. A aracı kurumuna gittin.
ben Forex yapacağım dedin. Sana bir sözleşme imzalatıyorlar. Evet. İşte kimliğini falan filan. O sözleşmeyi imzaladın. Sana bir account açıyor. Bir de hesap numarası veriyor. Diyor ki buraya 50.000 TL gönder. Oraya 50.000 TL gönderiyorsun ve anca öyle oynamaya başlayabiliyorsun. Yani 49.000 TL gönderirsen oynayamıyorsun. Anladım. 50.000 liran olacak. Şey için minimum. Sordum. Az önce 100.000 doları 500 dolarla yaptık evet. ya. O 50.000'de acaba yok. Hani küçük bir rakam değil. Mı? Tamam. 50.000 fiziki olarak konması gereken evet. para. İşlem yapabileceğin parayı düşün. Onu işte 100 ile çarp ya da 200 ile çarp şeyine göre, enstrümanına göre, para çiftliğine göre. SFK o zaman parası olan gelsin diyor. Aslında çok mantıklı. Benim için de ilk başta düşündüğün zaman biraz acımasız görünüyor. Ama işin içinde olduğum için biliyorum. Yani küçük yatırımcı için çok büyük risk. 1000 lira, 2000 lira gibi teminatlar alacağın pozisyonlara seni desteklemez. Anlatacağım ileride. Bak 50 bin liralık parayı götürdün koydun. 50 bin TL karşılığında 200 katı kadar işlem yapabiliyorsun. Fakat senin yapman gereken şey aslında 50 bin TL'n varsa maksimum bunun %5'i kadar pozisyon açmak. %5'i ne yapıyor abi 50 bin TL'nin? 2500. Yani 50 bin TL'n varsa maksimum benim önerim açacağın pozisyon büyüklüğü 2500 TL olsun. Neden? İleride anlatacağım. 50 bin TL'n varsa 50 bin TL'lik tek pozisyon açarsan muhtemelen 15 dakika sonra vay 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 bravo. Onları anlatacağım. O yüzden riskleri ve çok cilveli yani aşırı cilveli bir konu. Tek videoda anlatabilmem mümkün değil. Sadece temelini yapıyorum. Evet. Ama cilvelerini de anlatacağım. Peki az önce kaldıraç kelimesini kullandın. Bunu biraz açar mısın? Nedir kaldıraç? Evet, aslında en temel onu anlatmam lazım. İnsanların kaldıraçın ne olduğunu bilmesi lazım ki iyi bir noktaya güzel çalıyız. Teşekkür ederim. Kaldıraç bizim vadeli işlem ve opsiyon piyasamız var. SPK'ya bağlı, VIOP. Onda da hasıl, Forex'te de hasıl. İşte küçük teminatla kaldıraç miktarınca büyük pozisyon açabilme işlemi. 100 doların var diyelim ve 200 kaldıraçlı işlem yapma hakkın var. 100 dolarla 200 kaldıraçlı işlem yapıyorsan şayet bu demektir ki 20 bin dolarlık pozisyon açabiliyorsun. Evet. Bu şu anlama gelmiyor. 100 dolarımla 20 bin dolar aldım ya da 20 bin dolar sattım anlamına gelmiyor tam olarak. 20 bin dolarlık kontrat alabiliyorsun 100 dolarla. 20 bin dolarlık riske girebiliyorsun o 100 dolarla. Evet. Küçük basit bir hesap. 100 dolar teminatlı, 200 kaldıraçlı, 20 bin dolarlık bir pozisyon açtı. Tamam. Dolar %1 arttı. 20 bin dolarlık işlem yapmıştın. %1 kadar bir para kazandın. 20 bin dolar bugün ne yapıyor? 140 bin lira. Evet. %1 ne yapar? Dolar arttı diyelim. Sen dolar lehine pozisyon açtın. 140 bin liranın %1'i ne yapar? 1400 lira. 1400 TL kar yazıyor sana. 100 dolar ne yapıyor? 700 lira. 700 lirayla %1'lik bir hareketle teminatının 2 katı kadar kar yazıyorsun. Ah ne güzel. Ne güzel değil mi? Evet. Peki pozisyona girdin. Şey 2. Seçenek 2. Seçenek 2. Aynı pozisyonu açtın. Dolar yükselecek diye pozisyona girdin. Ve dolar az önceki gibi %1 olmasın da %0,5 düşmüş olsun. Bu sefer ne kadar zarar etti? Hesaplayalım. 700 TL. Evet. Kaç parayla girmiştin? 100 dolarla. 100 dolar ne kadardı? 700 TL. Şimdi ne kadar kaldı elinde? 0, 0, 0. Bravo. Tabi sıfıra düşmüyor çünkü belli bir margin call var. Sana %5'ini, %10'unu falan kalıyor. O pozisyonunu kapatıyor. O tehlikeye düştüğü zaman. Evet. Aracı kurum riske girmemek için. İşte anlatmaya çalıştığım risklerden şeyi en temeli bu. Mısın? Mesela pozisyon açma diye bir şey var. Yani bu dolar alıp yastığın altına koymak gibi değil. Değil. Sen 100 dolarlık bir işlem yaptığın zaman %1 düşmesi, hani konuyla ilgili olanlar biliyorlardır dolar hareketlerinin gün içinde nasıl bir tabii. grafik çizdiğini. Yani %15'lik hareket yaptığı zaman oldu yakın zamanda. Yani o %1'in düşmesi kaç yani belki 1-2 dakika bile sürebilir yani. Tabii. Açtın, birkaç gitti. Saniye de sürebilir. Evet. %1 düşmesine gerek yok bu arada. %0,5. Evet, yani 200 kaldıraçlı işlem yapıyorsan %0,5 geri terste kalırsan evet. o
sözleşmeye girdiğin teminat kadar zarar etmiş oluyorsun zaten. Minör bir hareket evet. Senin 100 dolarını hüpletiyor. Evet. Ama bak şu anda da çok korkunç geldi. Az önce çok tatlı gelmişti. Ne az önceki kadar tatlı ne de şu andaki kadar korkunç aslında. Çünkü önlemi var. Tabii. Cilve teminatta. İşte o yüzden SPK 50 bin lira istiyor. Sen 50 bin lirayı yatır oraya. Açacağın pozisyon da maksimum 2500 liralık olsun ki hareketlere dayansın. Heh, hareket olduğu zaman dolar işte sen açtığın pozisyonda bir miktar geri düştüğün zaman seni teminat ayakta tutabilsin. Pozisyonun evet. Kapatıp gitmesin. Çünkü Forex'te bir pozisyon açtın. Açtığın pozisyonda terste kaldın diyelim. Bu parayı kaybettiğin anlamına gelmiyor. Parayı kaybettiğin anlamına ne zaman gelir? Pozisyonun kapandığı anda gelir. Teminatın güçlü ve dayanabiliyorsan geri zarardaysan bile evet toparladığında yukarı gittiğinde o zararların silinir artıya geçersin. Gün sonunda artı yazar. Evet. Bu arada yine pozisyon açtın ve kârdasın. Pozisyonu kapatmadığın müddetçe senin değil. O para yine senin değil. O yine gerçekleşmedi. Gerçekleşme anı senin pozisyonu kapattığın an. İşte işin aslında kumara benzeyen kısmındaki durum bence bu. Daha fazlasına insanoğlunun daha fazlasını istiyor. Kendisini durduramaması. Evet, evet, kesinlikle öyle. Çünkü bak Forex'te şu yaşanıyor genellikle. Bütün benim tanıdıklarım aynı şeyi yaşadı. Piyasaya giriyorlar. Parayı yatırıyorlar. Bir pozisyon açıyorlar. 100 dolarlık bir pozisyon açıyor. Birkaç dakika sonra 150 dolar oluyor, tamam mı? Kapatıyor hemen. Diyor ki %50 kar yaptım. %50 kar için bir borsa yatırımcısının 10 sene beklediğini biliyorum ben yani. Şimdi %50 kar, adam diyor ki vay be bir işlemde %50 kar ettim. Bunun gibi 5 işlem yapsam. Tabii o hesaplar hemen başlıyor. Ben günde 50 dolar kazansam zaten ayda o 1500 dolar yapıyor. Hadi 20 günden hesap et 1000 dolar para yapıyor. İyi vallahi iyi diyor. Sonra bir pozisyon daha açıyor. Onda da genellikle ikincide ve üçüncüde de para kazanıyor. Diyor ki tamam ben diyor bu işin kompedanı oldum. Şimdi diyor, artık yepyeni bir dünya açıldı benim için diyor. Sonra bir pozisyon daha açıyor. Az önce yaptığımız bye bye hepiniz, bye bye Lola'nız. Neden? Çok mu büyük oynuyor bu sefer? Abi hırs insana şunu veriyor. Özellikle 1 ve 2 deneyimlerin sana para kazandırdıysa o para kazanma hırsı kumarbazlarda da aynı şey vardır. Bir yerden sonra beynin başka bir hormon salgılatır sana, tamam mı? O kazanma durumu. Gözü kararır. Forex'te de aynı durum yaşanıyor. Böyle işlem yapıyorsan. Diyorsun ki ya tamam ben ne yapayım? Bir tane de böyle pozisyon açayım. Tak bu sefer beklediğin gibi olmuyor. Psikolojin bozulmaya başlıyor. Ya acaba ne oluyor falan filan. Biraz daha deneyeyim. Öncekilerde kazanmıştım yine kazanırım falan filan derken tak margin call tak bitti. Bir de şey oluyor. Diyelim ki %50 kâra geçti. Kapattı, aldı parayı, çıktı pozisyonunu kapattı ya. Sonra takip ediyor. Lan kapatmasaydım bak of, çıkmıştı. O çok fena. O çok fena. Ya ben bu pozisyonu kapattım ama bak bu devam etti. Onu keşke unutacağım, kapatmasaydım. Değil mi? Abi onun için yine ilerleyen bölümlerde psikolojisini anlatacağım. Yatırımcı psikolojisi özellikle Forex'te bambaşka bir psikoloji, irade ve sabra sahip olman gerekiyor. Evet. Kimlerin Forex oynayıp oynayamayacağını anlatacağım. Birkaç tane kriteri var. Benim kendi hazırladığım. O kriterlerden bir tanesi bile eksikse lütfen acilen uzaklaşın evet. Diyeceğim yani. Bu zamana kadar söylediğimiz en kesin şey. Evet, en kesin. Matematikle ve deneyimle tescillenmiş. Evet. Dediğimiz gibi bu zamana kadar önceki Ekonomist Çoban videolarında lütfen bakın bunlar bizim kendi yorumlarımız. Ben olsam ne yapardımı anlattık. Evet, yatırım tavsiyesi vermeden ben olsam ne yapardımı evet. Anlattık. Bu anlattıklarımız evet, bu... da çok net yine yatırım şekilde. Tavsiyesi değil ama deneyimlenmiş, başımızdan geçmiş, resmen tescilli ve matematiksel, tecrübeyle sabit, matematikle sabit şeyleri söylüyorum. İşin zaten en cıvcıvlı tarafı o vereceğim kriterler olacak. O kriterler gerçekten bir tanesinde eksiklik varsa... Kaç tane? 5. 5 kriterim var, çok sağlam. Bir tanesi bile sizde hasıl değilse... Kesinlikle Forex'e yanına bile yaklaşmamanız gerekiyor. Evet. Ya da işte o kriterleri tamamlayana kadar demo account'lar açacaksınız. O demo account'larda
aylarca, belki yıllarca işlem yapacaksınız. Ondan sonra o işin içine evet. dalacaksınız. Yoksa işte adamı çok kötü boğarlar. Peki bir şey soracağım. Demo account'ta işlem yapmak, sana ait olmayan bir parayla işlem yapmak, sana gerçek parayla işlem yapma tecrübesini sağlıyor mu? O psikoloji bambaşka çünkü. Fasulyeyle oynamak, hepsinde all-in yaparsın. Sağlıyor. Neden sağlıyor? Orada mesela şey yaşıyorsun. Nasıl olsa benim param değil, bol bol gidiyor. Hani gerçek bir para değil. Bol bol, rahat rahat yapıyorum diyorsun. Ve pozisyon artıda kalırsa böyle gani gani kazanıyorsun ve hevesleniyorsun ya. Ama terste de kalıyor. Evet. O sana terste kaldığı zaman da böyle de kaybediliyormuş hissini veriyor. Çok fazla umursamıyorsun. Bu seni bunalıma sokmuyor. Gece uykunu kaçırmıyor. Ama yine de bunun farkındasın. Gerçeğini yaptığın zaman o gece senin uykunu kaçırıyor. O seni kalp krizine doğru adım 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 ilerletiyor. O seni gözlerini yakını görmeme, yakını sağlıklı görememe problemine doğru adım adım evriltiyor. Bakın hiç söylenmemişleri söyleyeyim. Forex oynamaya hevesliyseniz, forex yapmaya hevesliyseniz kalp krizi riskini göze almalısınız bir. Gece uykularınızın kaçmasını, uykuya rahat dalamama problemi yaşamayı göze almalısınız. Bu iki. Ocakta yemeğiniz varken, yani açıkta herhangi bir pozisyonunuz varken kesinlikle gözünüzü ekrandan ayırmamanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Bu nedenle gözlerinizde özellikle yakını görememe problemi yaşamaya hazır olun. Bunlar bizzat yaşanmış şeyler. En tehlikelisi aslında ailenizle problem yaşamaya hazır olun. Eğer bir aile babasıysanız ya da aile annesiyseniz ailenizle problem yaşayacağınız garanti. Ona ayıracağınız zaman nedeniyle alacağınız tepki, orada kaybedeceğiniz para nedeniyle alacağınız tepki, çocuğunuza ve ailenize ayıramayacağınız zaman yaşayacağınız vicdan azabı. Ya kazanırsan? Daha kötüsünü söyleyeyim. Öyle büyük bir stresin içine giriyorsunuz ki o stres sizi her şeye karşı barut hale getiriyor. En ufak bir şeye tahammül edemiyorsunuz. Edemeyecek hale geliyorsunuz. Bununla mı uğraşacağım şimdi, buna geliyorsun değil mi? O var. Sen o kadar büyük bir şeydesin ki. Sana diyor ki birisi, git bir bardak su getir. O senin için belki ana avrat küfür etmekten daha çok koyuyor o anda sana. Nasıl gideyim su bardağı getireyim deyip bardağı vurasın geliyor. Hani bunlar hiçbir yatırım danışmanının size anlatamayacağı şeyler diye tahmin ediyorum. Ben hiçbir yerde duymadım. Ben deneyimimi anlatacağım. Ben bu işi 14 senedir yapıyorum. Bu hangi yıldayız? 2020 değil mi? Soruya bak, hangi yıldayız? Nasıl bir ortamda yaşıyorsun? 2006 yılında başladım. Daha Türkiye'de hemen hemen hiç kimse Forex ya da FX piyasasını duymamışken ben o zaman başladım işlem yapmaya. Bir Dubai, bir Yunan aracı kurumu üzerinden. O zaman SPK'da Forex falan yok. Daha Forex kimse bilmiyor. Kabahat işlemişsin yani. Kabahat mabahat yok abi, öyle bir kanun yok ki. Evet. SPK yok. O zamandan başlamışım. 14 senelik bir deneyimimi anlatıyorum size. Bu 14 senenin 10 senesinde para kaybetmiş bir adamım. Bunu da açık yüreklilikle anlatabilirim. Başından geçen pahalı bir pazar muhabbeti var. Onu ben sabırsızlıkla anlatmanı isteyeceğim. Ya, ilerleyen bölümlerde. Şey yapabilirler ya, çok aşırı tepki gelebilir. Yapacak bir şey yok. Yani dünyanın en pahalı pazar alışverişini yaptım. Bu da çok değil yani. 2 sene falan, 2 sene olmadı bile. 1,5 sene önce. Onu Forex'te yaşadıklarım diye bir bölüm çekelim. O zaten deneyimlerle muhakkak evet. anlatılacak. Yani dünyanın en pahalı pazar alışverişini ben yaptım. Bilenler az çok tahmin ediyordur ne yaşadığını. Yani. Ocakta yemeğiniz varken komşuya gitmeyin arkadaşlar. Bu arada ben detaylarını anlatacağım. Ocakta yemeğin varken ne demek? Pozisyon açıkken ne demek? Evet. Nasıl bunlara karşı korunabilirsin? İşte nasıl emir vermelisin? Emirleri, hangi tip emirler var ve bu tip emirleri nasıl kullanmalısın? Bunların hepsini tıkır 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 anlatacağım. Evet. Bu bölümü kapatmadan önce söylemek istediğin son bir şey var mı? Güzel bir giriş oldu çünkü. Bu video kimin ilgisini çektiyse, bunun devamını ben izlerim diyorsa küçük bir ödev vereceğim. Aslında ödev değil bu. Rica, gayet, değil. Rica da değil. Benim için değil abi, kendileri için. Evet. Bir eğlence de aynı zamanda. Şimdi Forex'in en temel kavramları kaldıraç, short ve long. Yani kısa ve uzun. Alış satıştır bunlar aslında. Anlatacağım detaylı. Short
kısa, long uzun, short satış demektir. Long da alış demektir. Bir para çiftinde işlem yapıyorsanız, shortladıysanız, mesela dolar TL'de short pozisyonu yaptıysanız, yani shortladıysanız dolar düşecek, üzerine dolar satış işlemi yapmış oluyorsunuz. Long yaptıysanız da dolar yükselecek, üstüne dolar alış işlemi pozisyonu yapmış oluyorsunuz. Short ve long kavramları ileride çok kullanacağız. O yüzden bir önerim var sizlere. Rica da olabilir hatta. İzleyenler muhtemelen biliyorlar. İzlemeyenler için Big Short diye bir film var. Bu kaldıraç ekonomisini basitçe anlayabileceğiniz aslında. Filmde de hatta bir replik geçer. Golden Retriever'ı anlatır gibi. O filmde short kavramını ve short'un, long'un ne kadar tehlikeli olduğunu eğlenerek anlayacaksınız. Lütfen o filmi bir yerden konuya bulup merakınız edip, varsa filmin adı Big Short. Yazarım ben altına. Tamam. Mutlaka izleyin. Hayır, videoyu izledikten sonra filmi de izlerlerse "Vay Mustafa, ne anlatacaksın?" diye muhtemelen bir tık daha heveslenecekler. Big Short'u kesinlikle öneriyorum. Evet. Vallahi ben en çok da merak ettiğim sahada senin başına gelenler, yaşadıkların. En çok merak etmen gereken aslında o değil. O benimle ilgili abi. O benim ne kadar para kazandığım, kaybettiğimle ilgili. En çok merak etmen gereken şey o 5 kriter aslında. Bende o 5 kriter var mı? Benim neyi merak edip neyi merak etmeyeceğime sen mi karar vereceksin ya? Yani içeriği bildiğim için. O 5 tane maddeyi ben sana saydığım zaman direkt böyle yapacaksın. Aa, o yok, o var, o yok. Olmaz benden diyeceksin. Bir tanesini tahmin edeyim mi? Evet bakalım. Oraya koyduğun parayı gözden çıkartmış olman gerekiyor. O parayı hepsi tamamı giderse hayatında büyük bir değişiklik olmaması gerekiyor. Güzel tahmin, isabetli. Bu sadece Forex için değil, bu arada evet maddelerden biri bu. Sadece Forex için değil, yatırım yaptığın her şey, her için. Şey için. Yani borsada da yatırım yapıyorsan o para seni üzmeyecek. Bitcoin'de yapıyorsan. Evet, o para seni üzmeyecek. O para seni üzüyorsa o parayı al ya abi. Evet. Aynen öyle. Tamam. Dostlar, bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer keyif bölümleri... almadıysanız da diğer bölümler için vaatte bulunayım. Keyif alacaksınız ve kafanız gerçekten dönecek yani. Evet, diğer bölümleri sorularınız ve yorumlarınız da yönlendirebilir bu arada. Yorumlarınız, sorularınız çok önemli. Evet, o lütfen yorumlara göre paylaşın. Bölüm çekebilirim yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlu günler.